Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne seyyidina ve senedina ve mevlana Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'du fe ya ibadallah. Usikum bi takvallahi ve taatih. İnnallahi ma'alledine tegav ve ledine humusinun. Kale Allahu Teala fi kitabihi kerim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, aziz kardeşlerim. Allah'ın emirlerini, Allah'ın evlerini, Allah'a ve ahiret gününe inanan insanlar bakar, yapar, yaşatır, korur ve kollar. Onlar için, yani Müslümanlar için, Allah'a inananlar için camiler, Allah'ın yeryüzündeki evleri, Allah'ın evi ve Müslümanların görevleri arasında camileri yapmak, tamir etmek, yaşatmak ve içerisini cemaatle mükelleftir doldurmakla. Yoksa camiler bir süs abidesi olsun veya sadece tarihi eser olsun, sanat eseri olsun diye yapılmıyor. Birinci etap, Allah'a ve ahiret gününe inanan insanlar için Allah'ın zikri tesbih edildiği mekanlardır. Onun için camilerin cemaatle doldurulması noktasında Müslümanların eksikliği var. Bu eksikliğini de gidermesi gerekmektedir. Onun için camileri yetim, virane, harabe, yoksul bırakmayalım cemaatle. Mümkün mertebe camileri dolduralım. Ecdadımız ve Müslüman toplumları ilk gittikleri yerlere evlerinden önce camileri yapmışlar. En güzel şekilde donatmışlarmış temelatıyla ve cami cemaatini oluşturmaya, cami olmaya hak eden yerleri cami olarak, birim olarak yapmışlardı. Ve toplumu da cami merkezli olarak hazırlamışlardı. Oranın alimlerinden, hocalarından, bilginlerinden ders olarak hayatlarını güzel bir şekilde, medeni bir şekilde, medeniyet içerisinde yaşamışlardır. Dolayısıyla cami kaçınılmaz bir gerçektir Müslüman toplumunda ve bu cümleden hareketle cemaatsiz cami, camisiz de cemaat olmaz anlayışıyla her gidilen yerler